Bir şey anlatmak isterim aslında arkadaşlar. Ben teşekkür ederim güzel bilgiler için. Malatya ziyaretimizle ilgili. Türkiye'nin 81'inde yaptığımız spor yatırımlarını zaten yerinden geliyoruz. Malatya Stadyumu'nda aslında finansman dışı, yani bütçe dışı birçok şey başımıza geldi. Yani müteahhit el değiştirdi. Önce bir yer konusunda biraz geciktik. Evet, bu stadyum. Çünkü biz 3-3,5 yılda falan bitirebiliyoruz bu stadyumları. Bu stadyum 1,5 yıl gecikti. Evet. O 1,5 yılda bir müteahhitin işte ekonomik arzaya düşmesi, orada sıkıntısını çözememesi, tekrar ikmal yerlerin yapılması, bunlar bizim meslek hayatımızda olan şeyler. Malatya'ya denk geldi. Bununla ilgili aslında Malatyalılardan çok da üzerimizde olacak sorunlar olmamasına rağmen bir özür borcumuz var diyebilirim. Neden? İyi bir adam seçebilmeliydik. Ama bazen insanlar, Türkiye'nin en iyi müteahhitlerinden biriydi. O konu geçmişte kaldı. Daha sonrasında ikmal ihaleleri yapıldı ve bugünlere gelindi. Şimdi tabii bizim stadyumlarımızda bir stadyumu aldığımız zaman ertesi gün bütün eksiklerin tamamlandığı gibi bir konu yok. Yani biz maç oynatırken asıl amacımız diye stadyum diğer eksiklerini gördüğümüz işletmeye yönelik bazı değişen ihtiyaçlarını tekrar güncelleme gibi yaptığımız bir sürü işlem var. Yani kısacası bu stadyum şu anda maç oynuyor bir hale gelmiş. Eksiği var mı? Var. Belki bir yıl tüm stadyumlarda olduğu gibi bu eksikleri gidermekle sürecek. Ama bunu biz mühendisler, teknik ekip göreceğiz bu eksikleri. Sizler ya da seyirci bu eksiklerin giderildiğini görmeyecek. İşte maç anında bırakacağız. Diğer 15'inde bir maçlar oynanıyor. O arada eksiklerimizi gidereceğiz. İşletme anında bize gelebilecek sıkıntıları tekrar inceleyeceğiz, düzelteceğiz dediğim gibi.